bu böyle ama sizde sizin tabii ki bunu çok da istemiyorsunuz aslında. Yani aslında ben sizden önceki nesil olarak bizim yetişmemizde şu var. Yani yayıncılık mı yapıyorsun? Önce ulusal şöhret, ulusal kahraman olmak zorundasın. Sonra da dünyaya açılmak zorundasın filan. Bugün bu müzikte de sinemada da belki sinemada o kadar ama tiyatroda birçok sanatta bu değişti. Yani böyle şey yapamıyorsun. Hani sen de Tarkan şarkı mı söylüyorsun? Tarkan kadar meşhur olacaksın değil mi? Hayır, istemiyor bunu o. Yani böyle bir herkesin kabiliyeti ya da söylediği şarkılarda hemfikir olduğu bir insan olmak istemiyor. Özel çünkü o zaman çok ortalama oluyorsun. Çok ortada. O zaman 90 IQ'ya hitap eden ve çok ortalama aynı haltları tekrar tekrar yiyen bir tip oluyorsun ve ancak büyük kitleler seni öyle kabul ediyor. Bu dünyada evrensel bir yıldız olmak için de aynı şey geçerli. Ulusal yıldız olmak için de aynı şey geçerli ama insanlar bugünün çok frekanslı iletişim dünyasında hayır yani bir dakika ben kendi istediğim şeyi kendi üretimime kendime sadık kalarak yapacağım ve insanlar beni yine sevecekler. Belki bu milyonlarla ifade edilmeyecek ama on binlerle ifade edilecek. Abi şimdi bu bir yolculuk tamam mı? Yani hani şimdi sahne önünde bir iş yaptığın zaman bu bir yolculuk. Amacın şöhret olmaksa başka bir yoldan gidiyorsun. İşini iyi yapmaksa başka bir yoldan gidiyorsun. İşini iyi yaptığın zaman zaten şöhret bu yolculuktaki duraklardan bir tanesi. Sen istemesen de seni buluyor. Ama şöhreti de tanımlamak gerekiyor bugün artık. Yani şöhret eğer Türkiye'de dolaşırken durduğun her benzincide bütün pompacıların seni tanımasıysa evet ben o kadar şöhretliyim. Ama genç kendi istediği gibi üretim yapan bir arkadaşımla beraber yolculuk ediyorsam ve her pompacı ya da her benzinci marketinde çalışan kasiyer onu tanımıyorsa o onun için artık bir problem ifade etmiyor. Biraz araç ve amaçla alakalı bir problem değil. Hadi onu ilgilendiren benim aynı arabadaki adam olarak ona duyduğum saygı. Tamam doğru. Şöhret ve ün kavramı yani, fazlasıyla değişti artık. Yani o kadar çok müzisyen sanatçı var ki milyonlar dinleniyorlar ama baktığınızda ne Instagram takipçi sayısı fazla ya da ne dediğiniz de önemli baktığınız evet, zaman. Yani, ya da ne hedefliyorsun para kazanmayı mı önemsiyorsun? Yoksa ben sanat yapmak istiyorum arkadaşım mı diyorsun? Yani bu üçleme aşırı derecede önemli doğru bence. Çünkü parayı ve şöhreti önemseyip amaç haline getirdiğin noktada şahsımca zaten başarılı olamıyorsun. Yani bunu ne zaman araç haline getirip içeride direksiyonu döndürmeye başladığında hani bir şeyler olmaya başlıyor aslına bakarsanız. Yani benim bir sesim var arkadaşım. Ben bu sesimle insanların hayatını değiştirip ben belki bir kişinin bile kalbine dokunsam. Sen de bilirsin birçok mekanda da ortak mekanlarda çıkmışlığımız var. Ya ben hatırlıyorum bir tane masa gelmediğini hatırlıyorum mekana. Bir olay oluyor, bir tane mekan gelmiyor, 5 kişi geliyor ama ben sanki 5 kişiye içeride 10 bin kişi varmış gibi şarkı söylediğim günleri hatırlamıyor musun yani bunlar yaşanmadı tabii mı? Tabii ki yaşandı. Niye iptal edelim arkadaşlar yani 5 kişinin canı sıkısı 5 kişi, 10 bin kişi. Biraz beklemek gerekiyor yani özellikle gerçekçi davranırsak gece hayatında, müzik hollerde, kulüplerde, şurada burada yani şimdiki gençlerin para kazanıp para harcamaya başladıkları ya babalarının kredi kartıyla kulüplerde evet. dolaşan bebelerden söz etmiyorum. Gerçek genç akıllı genç insanların para kazanıp para harcamaya başladıkları biraz daha büyüdükleri zaman aslında büyük bir değişiklik olacak. Evet. O zaman bütün gece hayatı piyasası ya da bu aptal televizyonların aptal magazin piyasası aptal bir genel geçer piyasa bugün hala 90'lı yılların yıldızlarına ihtiyaç duyan piyasa bir anda tepe taklak olacak. Hakikaten ve çünkü olması da gerekiyor. Tepe taklak olması gerekiyor. Ve o zaman tamam bir dakika yani kimin ne kadar tanındığı değil evet. seyircinin gelip kime kaç para verdiği önemli. Ve bugün bu piyasa şunu çözmeye çalışıyor. Yani eğer büyük bir konser salonu dolduruyorsak evet çok genç insanlarla mesela hip hopla ya da genç yıldızlarla bunu başarabiliyoruz. Evet. Ama insanların gelip yemek yiyip içki içtikleri bir yerse hayır o zaman hala eskiler gerekiyor. Çünkü gençler henüz o paraya sahip ben değiller. Burada bir virgül şahsımca
Yanlış anlamazsanız. Lütfen tabii. Ay, bayılırım. Bayılırım. Bu hikayeyi yaşadığım için, içinde çok bulunduğum için. Şimdi şakasını yaptık tabii. İşte kaşeymiş, oymuş, buymuş vesaire. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Yani belli bir müşteri kitlesi oturtuyoruz. Yani günün sonunda bu 5 ayda olan bir şey değil. Yani 5-6 senelik, 10 senelik süreçlerden bahsediyoruz. Ve fısıltıyla, kulaktan kulağa aslında ilerleyen bir şey. Yani tabiri caizse böyle hani canlı müziğe çok yeraltı demek istemiyorum ama aslında bakarsanız yeraltı dünyasıyla alakalı bahsettiğim bir durum bu. E şimdi A plus bir sanatçı bir yerde çıktığında tabii ki tanınması marka yönetimine doğru orantılı olarak tabii ki orayı dolduruyordur. Tabii ki orada para harcanıyordur. Harcadıkları 10 liraysa 12 lira kazanıyorlardır. Her şey çok okey. Ama şimdi burada bu tarafa baktığınız zaman insanlar şeyi istiyorlar artık bence şahsımca. Ne güzel eğlendik ya, ne güzel eğlendirdin değil. Ya biz seninle beraber ne güzel eğlendik dedikleri noktada aslına bakarsanız ben de müşteri olduğum için ne duymak istediğimi bildiğimden dolayı insan orada içip tabiri caizse örnek veriyorum işte ne bileyim şişesini açıp masasına para ödeyip belki bir sonraki hafta daha kalabalık gelelim daha çok şişe açalım falan diyorlar aslına bakarsanız. Ve bence çok yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum bu noktada ama harcanan şeyle de orantı olarak burada da araç noktasına geliyor işte o şöhret, o ün, ne bileyim işte istenilen paralar, kaşeler. Eğer araç haline getirilip bir amaca hizmet ettirebiliyorsanız eğer o noktada zaten teker işleyip başka bir noktaya geçiyor diye şahsımca düşünüyorum aslında. Yanlış ya, bir cümle etmemiş durumum. Bunun şununla alakası var. Çok kibarca anlatmış. Gelen yeni nesillerin ne kadar daha kararlı, kültürlü olmasıyla alakası var. Çünkü bizde eğlence, beraber eğlence, daha evet. O eğlenceye gitmek için yola çıkılırken bir IQ düşüklüğüyle İnsanlar başlıyor. İnsanlar mesaj atıyorlar. Yani, geliyoruz, hazır mısın, sahneye çıkacağız. Ben çıkıyorum aslında yani içerideki yani 3000 kişi çıkmıyorum. Değil mesela, yani. Hani, kişisel olarak aslında. Mesela hep birlikte bir filme gidecek olsak, yani ben bunu yıllardır anlatırım işte. Yani diyelim ki yarı yıl tatilinde 10 tane öğrenci bir şeye gidecekler. İşte oğlanlar aksiyon filmine gitmek istedi. Kızlar yani eskiden öyle şeyler vardı ya. Kızlar da romantik filme gitmek istedi. Hepsi birden mesela bir aptalca bir komedi filminde birleşiyor. Yani en düşük IQ'lu olan da. Amerikan sinemasına bakıyorsun. Bazı iş yapan işler eskiden beri hani ya felaket işleridir eski yıllardan ya daha sonra işte bir takım Marvel işleri bilmem. Bunlar genelde ortalama zekadır çoğu. Şimdi bizde bir eğlence yerine gidilecek. Mutlaka işte diyelim ki çiftle hepsi yeni evlenmiş 20'li 30'lu yaşlarda. Yani en geri zekalı hangisi ise o beraber çıkan 10 kişilik arkadaş grubunda en geri zekalı bütün grubu yönetir. Çünkü en sofistike olana gitmek isteyen ondan sonra mutlaka yalnız kalır. Çünkü bir tane ağlayıp zırlayan bir oğlan ya da kız vardır. O filancaya gitmek istiyordur. Herkes Allah kahretsin diye onun ortalama zekasıdır. Ve hakikaten 90 IQ'ya hitap eden bütün sinema, tiyatro, şarkı, türkü vesaire bütün bu sektör aslında bunlar hep genel geçer olarak karlı çıkar. Başka çare yoktur. Şöyle bir ek yapabilir miyim acaba? Bence sen katılacaksın da çok içinde olduğumuz için hikayenin. Ben de sonra sana bir video 4 senedir, 5 senedir falan gece hayatı, canlı müzik hayatının ben değiştiğini düşünüyorum artık. Kesinlikle öyle gruplar nerede var. Nerede şarkı söylediğine bağlı. Kesinlikle. Yani ben kendimce, yani, kendi evet. Çıktığım yerlerle yani gerçekten A plus, B plus bir kitleye hitap eden bir şarkıcı olarak konuşuyorum. Şöyle bir yere döndüğüne inanıyorum olayın artık. Yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum ama. Dur kurma. Ben tehlikede değilim. Sen tehlikede. Evet ben atışım. Şu an o yüzden böyle bir... Bana göre hava oy. Bence gece hayatı çok değişti. Ve artık insanların gerçekten güruh olarak görüyorum sesinin çıktığı yer olmaya başladı. Yani son zamanlarda yaşadığım sahnelerle özellikle alakalı gerektiğinde hani kontroller dahil olsun sahneden indiğimiz haklı ve haksız olarak sahneden indiğimiz beklediğimiz 20 dakika 30 dakika beklediğimiz tekrar sahneye çıktığımız anlarla alakalı konuşuyorum. İnsanların artık sesi çıkıyor ve ben bunu önceden biridir çok farkında olduğumdan dolayı çok sosyal medyaya taşımak istedim bunu hani 5 kamera getirelim 6 kamera getirelim çekelim bunu paylaşalım sosyal medyada gibi bir hale soktum ve bu artık başka bir yere gitmeye başladı. Bir dakika dediler yani burada başka bir oluşum var, başka bir şey oluyor. İşte
biz seninle ne kadar konuşmasak da özel hayatımızda sen de bunun farkındasındır diye düşünüyorum. Ve gerçekten canlı müzik artık bir şeylerin yeraltı diyeyim ama başını çektiği bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ay kız kendini o kadar sansürledi ki ben vallahi anlamıyorum. Çok gerçekten bak. Yani isterseniz ayağım programı... Ayağım sallanıyor şurada. Hayır, altyazı geçelim. Hayır yani öyle bir şeye girdiysek o zaman programı kapatalım öyle konuşmaya devam edelim.